Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-vâlidu hel yemliku mâle veledihi emle. Bu bak şunun bahsidir ki el-vâlidu baba hel yemliku malik olur mu? Mâle veledihi kendi veledinin oğlunu kızının malına malik olur mu? Emle olmaz mı? Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz birisine diyor ki sen de senin malında babandır. Bu hadisi şerifin zahirinden alanlar diyorlar ki baba evladın malında istediği gibi tasarruf eder. Ulemanın diğer bir kısmı diyor ki onun manası o demek değildir. Yani baba evladının malında tasarruf ederse oğlu ona razı olmalı. Yoksa oğlunun mali babasının değildir. Kendi oğlunundur. Her iki taraf deliller getiriyor. Haddesena Rabi'ül Zizi'yü ve ibn-i Ebi Davud kâle haddesena Abdullah Yusuf قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله buyurdular ki bir adam Peygamber Efendimize geldi فقال dedi ki إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا Ya Resulallah benim malım var çoluk çocuğum var ve inne li abi malen ve ayalen benim babamın da mali var onun da çoluk çocuğu var ve innehu yuridu babam murad ediyor en ya'khuza mali benim malimi ala ile mali kendi malına benim kendisinin mali var benim de malım var benim malımı alıp kendi malına katmak istiyor dedi fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de o adama dedi ki ente ve maluke li abi sen de senin malın da babanındır. Senin babandır. Bu hadis-i şerifte hadis-i şeriften şu anlaşılıyor ki adam babasına mani olamayacak. Babası onun malından istediği kadar alır. İsterse hepsini alır. Bundan o çıktı. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Ebu Amr el-Havdiyyü kâle haddesene Abdülvaris kâle haddesene Hüseyinül Muallim en Amr ibn-i Şuayb en Ebi'yi an ceddihi kâle قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم bir adam Resul-i Ekrem Efendimize dediler ki inne li malen ya Resulullah benim malım var veliye validun o da yanlış veleden demiş veliye validun benim bir de babam var yuridu en yectah mali benim malımı almak istiyor evet en yectah benim malım var bir de babam var. Babam benim malımı alıp kendi malına katmak istiyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ente ve malüke lebik. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sen de senin malın da senin babanındır. İnne evladekum sizin evladınız min atiyebi kesbikum. Sizin kesbinizin en güzelleridir. Fekulû min kesbi evladikum. Evladınızın kesbinden yiyiniz. İnsanın kazancının en güzeli evladıdır. Öyleyse evladın kazancını da yiyiniz. Öyleyse evlat babasına mani olamaz. Bu hadis-i şeriften bu anlaşıldı. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular ki اِلَا اَنَّ مَا كَسَبَهُ الْاِبْنُ Oğlun kazandığı her ne olursa olsun مِنْ مَالٍ مَالْدَنْ فَهْوَلَا بِهِ O mal babasınındır. وَاَحْتَدُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da hüccet getirdiler. بِهَذِي لَا سَعَرْ Bu hadislerde. Bu hadislerle hüccet getirdi. Dediler ki oğlun kazancı babanındır. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Diğerleri bu birinci zümreye muhalefet ettiler. فَقَالُوا Dediler ki مَا كَسَبَ الْاِبْنُ مِنْ شَيْءٍ Bir şey ki oğul kesbetti. فَهْوَ لَهُ O oğlun kendisinindir. Hasreten kendisinin hususi malıdır. دُونَ اَبِيهِ Babasının değildir. İkinci zümre dediler ki oğlu kendisi bir şey kazandı mı kendi malıdır. Babasının da bir hakkı yoktur. İsterse verir, isterse vermez. Babası öyle laubali gelip onda tasarruf edemez. Bunların da delilleri var. وَقَالُ Dediler ki قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا Peygamber Efendimiz'in buyurmuş olduğu bu hadis-i şerifler لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ Temlik üzerine olmadı. مِنْهُ Peygamber Efendimiz'den değil, ebi baba. Neyi? كَسْبَلْ اِبْنِ Oğlunun kazancını Peygamber Efendimiz babasına temlik etti. Bu manaya değil. Sen de senin malında
babanındır. Bu hadisi şerifte yani oğlunun kazancı babanındır. Babanın milkidir. Bunu kastetmedi Peygamber Efendimiz. وَاِنَّمَا هُوَ Peygamber Efendimiz'in buradaki muradi عَلَى اَنَّهُ şu mana üzerinedir ki لَا يَنْبَغِي لِلْاِبْنِ oğula layık değildir. اَنْ يُخَالِفَ الْاَبَ babaya muhalefet ede fî şeyin min zâlik o maldan bir şeyde babası bir mal almak isterse oğula layıktır ki babayı men etmeye, muhalefet etmeye. Baba geldi de oğlum şu ati ben hoşlandım alacağım. Vermem demeye. Buyur mal senin olsun. Ben de mal da sana kurban. Yani mal onun o kendisinin babanındır da alıyor o manaya değil. Yani oğla layık olan babasına hürmeti ihtiram ede onu men etmeye. Ve en tecale emrehu babanın kıla ve en yecale tecale olmaz ki ve en yecale emrehu babasının emrini kıla fihi o malda nafize nafiz kıla. Layıktır ki oğlu diye ki baba istediğin al istediğin bırak. Serbestsin yani. Bu layıktır. Kemrihi fima yemlik. O malik olan şeylerde babası kendi malik olan şeylerde nasıl tasarruf ederse oğlunun malında da öyle tasarruf etmesine oğlu müsaade etmeli babasına. Baba kendi malında nasıl tasarruf ediyorsunuzsa benim malımda da istediğin gibi tasarruf et. Bu manayadır. Ela terahu görmez misin? Yekulu diyor. Ente ve malüke le ebik Peygamber Efendimiz sen de senin malın da babandır. Öyleyse sen de senin malın da babanın dediyse oğlanın da köle olması lazım. O da onun babası olursa babası dedi ki oğul ben seni köle, böyle dedin ya sen benim kölemsin götürüp satacağım. فَلَمْ يَكُنِ الْاِبْنُ İbn olmadı مَمْلُوكَنْ لَاَب۪ي Babasına köle olmadı böyle demekle. Resulullah Efendimiz sen de senin malında babandır öyleyse sen kölesen mi dedi. Seni götürür baban satsın bu manayı mı kastetti? Yok. بِيَضَافَةِ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِيَّهُ Peygamber Efendimiz sen de senin malında babandır böyle demesinden onun memlük olması, köle olması lazım gelmedi. فَكَذَٰلِكَ لَا يَكُونُ مَالِكًا لِمَالِهِ Malına da malik olamaz. Oğlunu köle edemediği gibi onun oğlunun malına da malik olamaz. بِيَضَافَةِ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَيْهِ Peygamber Efendimiz mali babasını izafe ettiğinden dolayı mal da onun olmaz. Binaenaleyh hadisin manası yani babasının emrini kendi malında tasarruf ederse reddetmeye, muhalefet etmeye yoksa babasının esasen hakkı yok onda. Kendisinin değil, oğlunun malıdır. Buna delalet eden başka hadisi şerifler de var. Onları da getiriyor. Bu ikinci zümre kendi davalarını teyit ve tekid için. وَكَدْ حَدَّسَنَا فَهَتٌ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مُعَوِيَ اَنِ الْعَمَشِ اَنَ اَبِي صَالِحِ اَنَ اَبِي هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ Hiçbir mal bana menfaat vermedi. مَا نَفَعَنِي مَالُ اَبُوْ بَكِرٍ Ebu Bekir'in malının menfaat verdiği gibi hiçbir kimsenin mali bana o kadar menfaat vermedi. Yani Hazreti Ebu Bekir'in malında daima tasarruf etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَقَالَ اَبُوْ بَكِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ Hazreti Ebu Bekir de bunu duyunca dediler ki اِنَّمَا اَنَا وَمَال۪ي لَكَ يَا رَسُولُ اللّٰهُ Ya Resulallah ben ve benim malım senindir. Bundan mana ne çıkacak? Ben de seninim, mal da senin. Ben köleyim. İster hizmet ettir, ister sat. Malım da senin. İstediğin gibi tasarruf et. Bu manaya mı? Yok. Bu manaya değil ki. Ya yani ya Resulallah sen ne istersense bana emret, emrin nafizdir. Malım da neyi neye tasarruf edeceksense tasarruf et, emrin nafizdir. Bu selahiyet sana benden taraf verilmiştir demek. فَلَمْ يُرِدْ اَبُوْ بَكْرٍ بِذَٰلِكِ Hazreti Ebu Bekir اِنَّمَا اَنَا وَمَالِ لَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ kelimesiyle murad etmedi ki اَنَّ مَالَهُ مِلْكٌ لِلنَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُونَهُ Kendisinin mali Peygamber Efendimiz'indir. Peygamber Efendimiz'in malıdır. Kendisinin değil. Kendisinin bir şeysi yok. Peygamber Efendimiz'indir. Bunu mu kastetti? Yok. Bunu kastetmedi. وَلَكِنَّهُ اَرَادَ لَكِنْ Ebu Bekir murad eyledi ki اَنَّ اَمْرَهُ Resulullah Efendimiz'in emri يَنْفُذُ ف۪يهِ وَف۪ي نَفْسِهِ Ebu Bekir'in malında da kendi nefsinde de nafizdir. Nedirse o olur.
فَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ Öyleyse Resulullah Efendimiz'in kavli şerifi de böylecedir. اَنْتَ وَمَالُكَ لَابِكَ Sen de senin malın da babanındır. İşte bu da o manaya geldi. Yani babanın emri nafizdir. فَهُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَىٰي دَ İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifteki muradi, maksudi de bu mana üzerinedir. Vallahu alem. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. حُرِّمَ اَمْوَالُ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların malları birbirine haram oldu. كَمَا حُرِّمَ دِمَاءُهُمْ Kanları haram olduğu gibi. Bir adamı öldürmek haram olduğu gibi onun malını almak da haramdır. وَلَمْ يُسْتَسْنَ فِي ذَٰلِكَ وَيَهُدْ دَ وَلَمْ يَسْتَسْنِ فِي ذَٰلِكَ Resulullah Efendimiz istisna eylemedi fî zâlik bu meselede. وَالِدًا وَلَا غَيْرَهُ Babayı, babasının gayrisini istisna etmedi. Müslümanların kanları birbirine haram olduğu gibi malları da haramdır. Eğer istisna etseydi derdi ki illa baba evladının malını istediği gibi alabilir diye istisna etti mi? Etmedi. Öyleyse bir babanın gidip de evladının malında onun rızası olmadan tasarruf etme hakkı yoktur. Mal oğlunundur. فَمِمَّا رُوْيَانْهُ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edilen hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ Hazreti Ebu Bekir'in rivayet eylemiş olduğu hadis. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ حَا وَحَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْزُقُ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ وَيَاقُوبُ بْنِ اِسْحَاكَ الْحَضْرَمِيُّ قَالُوا حَدَّسَنَا شُوَبَانَ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ عَمْ مُرَّةَ بْنِ شُرَاحِيلَ قَالَ حَدَّسَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Murret ibn Şurahil diyor ki bana Peygamber Efendimizin ashabından birisi söyledi, rivayet eyledi. Ve ahsibuhu kâle fî gazveti hâdî. Zannediyorum ki dedi ki benim bu gazamda bir gazaya gitmiş de bu gazada ashab-ı Resulullah'tan birisi de varmış. O söylemiş. Kâle kâme fînâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabtan olan o zat dedi ki Peygamber Efendimiz bir gün bizim içimizde kıyam etti. Hutbe okudu. قَالَ هَلْ تَدْرُونِ اَيُّ يَوْمٍ هَذَا Bilir misiniz bugün hangi gündür? قَالُ نَعَمْ Biliyoruz ya Resulullah dediler. يَوْمٌ النَّحْر Bu kurban bayramı günüdür. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki صَدَقْتُمْ Doğru söylediniz. يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَر İşte büyük haccın günüdür. Kurban bayramı hacc-i ekberdir. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ sordu. هَلْ تَدْرُونِ اَيُّ شَهْرٍ هَذَا Bu hangi aydır bunu da biliyor musunuz? قَالُوا نَعَمْ Dediler ki biliyoruz. Zülhicce ayıdır. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki صَدَقْتُمْ Doğru söylediniz. شَهْرُ اللّٰهِ الْأَصَمْ شَهْرُ اللّٰهِ الْأَصَمْ Zülhicce'nin bir adı da Allah'ın ayıdır. Hangi ay? Asam. شَهْرُ اللّٰهِ Zülhicce'ye öyle derdiler. شَهْرُ اللّٰهِ الْأَصَمْ Evet. Asam denilmesinin sebebi çünkü hac aylarında ne kadar honhar bir adam olsa, cahiliyet zamanında ne kadar vurucu kırıcı bir adam olsa yahut da kendi düşmanlarına tesadüf etse hac aylarında kimseye dokunmazdılar. Hac ayı girdim serbest. Eşkıyalar silahını kınına kor. İsterse düşmanı gelsin geçsin. Serbest, serbest hac yapsınlar diye aralarında kaide buydu. O da zaten Şevval, Zilgede bilhassa Zilhicce, Zilhicce'nin onuna kadar. Zilhicce'de çıktı mı artık ondan sonra gene tekrar silahları alır, yolları keserler, birbirlerini vururlar, basarlar, mallarını alırlar. İşte silah hep duruyor Zilhicce'de. Şehrullah Allah'ın ayı. Hel tedrûne eyyü beledin hâdâ. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sordu ki peki, evvelen günü sordu. Dediler kurban bayramı günü. Ayı sordu, dediler Zilhicce. Sonra dedi ki bu şehir hangi şehirdir? Hangi beldedir? Kalûne emûni de biliyoruz. El meş'erul haram. Meş'er-i haramdayız. Meş'er-i haram Müzdelife'de. Burayı da, onu da biliyoruz. Kale sedaktum. Doğru söylediniz. Bayram günü oldu ya, Arafat'tan indiler. Müzdelife'ye, Meş'er-i haramda Resulullah Efendimiz orada emrediyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ Sizin kanlarınız ve mallarınız. وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَادُكُمْ Ravi diyor, zannederim
aradınız da dedi. İrziniz, namusunuz da. Aleyküm haram. Size haramdır. Bir Müslümanın mali, gani, irzi diğer Müslümana haramdır. Ne malını alabilir, ne kanını dökebilir, ne irzine tecavüz edebilir. Ne gibi ki hürmeti yevmikum hâzâ, işte bugünün hürmeti gibi. Fî şehrikum hâzâ, bu ayda, Zülhicce ayında. Fî beledikum hâzâ, meş'eri haramda. Nasıl meş'eri haramda dost, düşman beraber hac ediyor. Babasını öldüren adamla beraber hac ediyorlar da ona elini uzatmıyor. Niye? Çünkü orada ihtiram lazım. O aya, o yere, o zamana ihtiram lazım. Onun için herkes birbirine hürmet eder. Öyleyse işte nasıl bugünün böyle bir hürmeti varsa, Müslümanlar birbirlerine dokunmuyorsa, Müslümanın, bir Müslümanın diğer Müslümana mali, gani, irzi de o şekilde haramdır. Şimdi bundan baba istisna edildi mi? Müslüman Müslümanın malını alamaz ama baba evladının malını alır diye bir kaide yok. Haddesena Ali ibn Ma'bed قال حدثنا ابو الاشهب البكراوي هو ابن خليفه قال حدثنا ابن عون ام محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde, Kurban Bayramı günü hutbe okudu, hutbesinde buyurdu. Fi haccetil veda, veda haccında. Peygamber Efendimiz'in son haccı ki işte zaten ondan sonra da hacc etmedi. Hac hicretin 8. senesi farz oldu. Peygamber Efendimiz 10. senede hac yaptı. Ondan sonra da dar-ı ahirete teşrif ettiler. O hacca haccetil veda deniliyor. İnne emvalekum ve a'radekum, sizin mallarınız ve irzleriniz ve dimaikum, kanlarınız, haramun beyneküm, sizin aranızda birbirinize haramdır. Fî misli yevmikum hâza, işte bugünkü gibi, nasıl bugün haramsa Kurban Bayramı günü. Fî misli beledikum hâza, şu beldeniz gibi, meşer-i haramda ki nasıl haramsa. Elâ liyubelliğu şâhidul gâib, kim burada hazır olduysa burada bulunmayana gitsin tebliğ etsin. Gerek yetmemiş o sene hacca, hacca gidenler memleketlerine döndükleri vakitte gitmeyenlere bunu tebliğ etsin. Veyahut da sonradan doğarlar, büyürler, gelirler, büyürler. Siz Resulullah Efendimiz'den duymuş olduğunuz bu sözü onlara nakledin. Herkesine de yani hazır olan gaybe tebliğ etsin. حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة يا أبو سعيد الخدري أصحابه يخط أبو هريرة رواية ediyor ikisinden birisi diyor ve uğrah أبا سعيد الخدري fakat adam şek ediyor ama galiba diyor ya أبو هريرة يا أبو سعيد الخدري ama Allah أعلم diyor أبو سعيد الخدري rivayet ettim. Kale, o zat dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda. Peygamber Efendimiz veda haccinde dediler ki, İnne a'zemel eyyâmi hürmeten, ihtiram yönünde günlerin en büyüğü hazel yevm bugündür. Yani Kurban Bayramı günü. Ve inne a'zemel şuhur, ayların da en büyüğü hürmeten, ihtiram yönünden hazel şehru, bu aydır. Yani Zülhicce ayı. وَاِنَّ اَعْزَمَ الْبُلْدَانِ حُرْمَةً İhtiram yönünden şehirlerin de en büyüğü هَذَا الْبَلَدُ bu Mekke-i Mükerreme'dir. وَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمَّالَكُمْ sizin mallarınız ve kanlarınız haramun aleykum siz birbirinize haramdır. كَحُرْمَةَ هَذَا الْيَوْمِ bugünün hürmeti gibi. وَهَذَا الشَّهْرِ bu ayın hürmeti gibi. وَهَذَا الْبَلَدِ bu şehrin hürmeti gibi. هَلْ بَلَّغْتُمْ ey cemaat ben tebliğ ettim mi? قالوا نعم سابقًا dediler ya Resulullah tebliğ buyurdunuz. قال sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahümme şehid ya Rabbi sen şahit ol. İşte göndermiş olduğun risaleti ben bunlara tebliğ ettim. Bunlar da evet dediler. Sen de şahit ol buna. Neden Resulullah Efendimiz ya Rabbi sen de şahit ol? Ahirette mücrim olanlar, şeriatla amel etmeyenler, nefsine uyanlar orada da şeytanlığa kaçacaklar. Bu ahkamı kimse geldi bana söylemedi. Ya Rabbi ben bilseydim senin emrini tutardım. Fakat ne bana ne
bir hoca söyledi, yine bir adam söyledi. Ben bak peygamber gönderdim, peygamberiniz geldi söyledi ya. Hayır, peygamber de geldi söylemedi. Yani peygamberin de tebliğ ettiğini inkar edecek. Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için diyor, ya Rabbi sen şahit ol. Bak cemaate de tesdik ettirdim, bunlar da şahit, fakat sen de şahit ol. Her ümmeti Cenab-ı Hak hesaba çekecek. Bu nefsine uyanlar peygamberlerine yalancı diyecekler. Ya Rabbi bunlar yalan söylüyorlar. Ne peygamberlik getirdiler bize, ne ahkam-ı ilahiyeyi tatbik ettiler. Cenab-ı Hak peygamberlere, onların peygamberlerine diyecek ki, peki siz benim gönderdiğim risaleti, peygamberliği bunlara tebliğ ettiğinize dair şahit getirin. Onlar da diyecekler ki, ya Rabbi şahidimiz yok. Yalnız bizden sonra ümmeti Muhammed geldi. Onlar işittiler. Onlar şahadet ederler. Ondan sonra ümmeti Muhammed'i getirecek, şahadet edecekler. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz şahit oluruz. Bunların peygamberleri bunlara geldi. Ahkam-ı ilahiyeyi söylediler. Fakat bunlar tutmadılar. Onlar ümmeti Muhammed'e diyecekler ki, siz de yalancısınız. Siz bizi görmediniz. Biz sizden de kaç bin sene evvel geldik. Görmediğiniz bir şeye nasıl yalan yere şahadet ediyorsunuz? Onlar da diyecekler ki, hayır ya Rabbi bunlar yalancı. Çünkü biz evet bunların zamanında değildik ama biz bunlardan sonra geldik. Kitaplarımız, tarihlerimiz, adamlarımız neklettiler bize. Bunların peygamberleri gelmiş, bunlara söylemiş fakat bunlar tutmamışlar. Bu tevatüren gelmiş. Sonra sen de Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyorsun ki, ya Rabbi ben gönderdim. Sen de Kur'an-ı Kerim'de beyan ettikten sonra biz şehadet ederiz ki peygamberler geldi söyledi fakat bunlar bunu tutmadı. Bu ayet-i kerimede var ya, لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ. Sizi ümmeti vasat, yani adil bir kavim ben kıldım ki siz nas üzerine şehadet edeceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da ayrıca ve cina bike ala haulâ-i şehid. En son şahit de Peygamber Efendimiz. Hem evvelki peygamberlerin peygamberliklerini tebliğ ettiklerine dair, hem kendisinin peygamberliğini ümmet-i Muhammed'e tebliğ ettiğine dair en son şahit de olur. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع فأنبر فنمز حجة الوداع خطبه خدي فقال بيردلر كألا إن دماءكم بأموالكم آكه أولونز كي سيزن قنلرنز ومالرنز حرام عليكم birbirinize haramdır إلى أن تلقوا ربكم ربنize kavuşana kadar ki hürmeti yevmüküm haza, işte bu kurban bayramındaki kan dökmek, mal almak haram olduğu gibi fi şehriküm haza, bu ayda Zilhicce ayında, fi beledüküm haza, bu beldede, yani Mekke-i Mükerreme'de. Çünkü cahiliyette bile onlar o aylara, o günlere ihtiram etmişler. İslamiyet gelmezden evvel bile hac aylarında, bilhasse bayram günü Zilhicce'de ve bilhasse Mekke-i Mükerreme'de kimse kimseye dokunmaz, serbest. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن الغار الدرشي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر buyurdular ki خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber efendimiz bize hutbe okudu ثم ذكر مثله sonra bu hadis-i şerifin aynını zikreyledi. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال حدثنا أبي قال سمعت أبا عادية الجهني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أبا عادية الجهني سورة يقارد كشت سعيد بن خدري أبو هريرة hepsinden aynı hadisi şerifin rivayeti var. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حسين بن عارف بن شبيب بن عروة أبو عروة عن شبيب بن عروة عن سليم بن عمرو بن الأحوص قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنمس خطبوك دي في حجة الوداع حجة الوداع ده فذكر مثله أين حديث شريفي وذا ذكره لدي سليم بن عمرو بن الأحوص
Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki Feciala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldı. Hürmetel emvali malların hürmetini haram olmasını ki hürmetel ebdan bedenlerin hürmeti gibi adamı öldürmek nasıl haramsa malınızı almak öyle haramdır diye buyurdu. Fekemâ lâ yehillü ebdânul ebnâi lil aba. Baba kalkıp oğlunu öldürmesi helal olmadığı gibi evet illâ bil hukukil vâcibe illâ oğlu üzerine bir hak vacip olmuşsa başka yoksa oğlunu öldüremez, oğlunu durup dururken dökemez, köle edip götürüp satamaz. İlla bir hak tereddüt etmişse o başka. Evet. فَكَذَٰلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ Yine babalara da helal olmaz. اَمْوَالُهُمْ Evlatlarının malları. İlla bir hukuki vacibe, illa vacip olan hak olursa o sebeple. Mesela babası fakir düşmüş, çalışamıyor. O vakitte dava ikame eder, oğlundan nefekesini alır. O hak vacip olan hak. Evet, yok babasının mali var, zengin. İlla benim nefekemi sen temin edeceksin. Baba niye edeyim? Sen benim oğlum değil misin? Var ama senin malın var, ben niye temin edeyim? Etmem. İcbar edemez. Fakat oğluna layık olan mürüvveten baba bir şey isterse mal senindir, bu istediğini al diye. فَيِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki نُرِيدُ اَنْ يُوْجَدَ Biz murad ediyoruz ki buluna مَا زَكَرْتَ Senin bu zikretmiş olduğun hüküm fil ebi baba da zikretmiş olduğun bu hüküm buluna. Ne olduğu halde مَنْسُوسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den nessen buluna. Sen burada getirmiş olduğun bunlar kaide-i umumiye bunlardan bu mana çıkmaz. Sen çıkarıyorsun ki Resulullah Efendimiz Müslümanların mallarını birbirine haram ettiği. Caiz ki baba müstesna ola. Nas değil ya bu umumi kaide. Umumi kaideyi ne beyan ettin? Fakat biz arzu ederiz ki eynen nas olsun ki babanın evladın malında hakkı yoktur. Bunu nas sen getir. Kultu ben ona cevaben derim ki o da var. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akbereni Sa'id ibn-i Ebi Eyyub en İyâş ibn-i Abbasil Kattani عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki لِرَجُلٍ bir adama أَمَرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ Ümirtü ben emrolundum yahut da emertü emrettim. Biyevmil etha kurban bayramı günü. Ümirtü olursa daha güzel olur. Yani Allah tarafından emrolundum. Biyevmil etha kurban bayramı günü. Emrolundum ki idün bu gün bir bayramdır. Cealehullahu Allahu Teala bunu bayram kıldı. Lahazir ümmeti bu millete bayram kıldı. Kurban bayramı günü. Fekaler racül O adam dedi ki اَفَرَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِلْ Ya Resulallah ne buyurursam ben bulamasamsa kurban kesmeyi için اِلَّا مَنِيحَةَ اِبْنِ İlla babam bana bir oğlum bana bir şey verdi de hediye etti de bağışladı onu kurban edeyim bunu ne buyurursun اَفَاُضَحِ بِهَا onun vermiş olduğu o hayvanı kurban keseyim mi قَالَ لَا Oğlundan alıp da kesme. Ya velakinneke ta'hudu min şi'rike ve esvarike. Bayram günü saçından al. Tırnaklarını kes. Ve tekussu şaribeke bıyıklarını kes. Ve tahliku anetek avret mehallini tıraş et. Fezalike tamamı udhiyetik. İşte senin udhiyenin tamamı budur. İndallah Allah'ın indinde. Yani kurban kesmeye hayvanın yoksa temizlik yap. Başını tıraş et, bıyığını kes, tırnaklarını kes, edep yerini temizle işte. O senin bayramında belli olur. Şimdi bak burada nes var. Ben oğlumdan gidip isteyeyim de o bana bir hayvan bağışlasın, onu kurban edeyim yok. Gidip de onu ihraç etme, belki gönülsüz verir. Bak işte bu nas. Eğer babanın mali olsaydı hiç oğluna danışmasın, gider alır hayvanın birisini keser. Fakat bu nes geliyor ki hayır, mal oğlanındır.
قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فلما قال هذا الرجل يا رسول الله وقتك بعدم رسول الله فنمزه dedi يضحي بمنيحة ابني oğlumun verdiği hayvanı kurban edeyim mi? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا dedi ona. وقد أمره أن يضحي من ماله halbuki ona emretti kendi malından kurban kese. وحده عليه yani hem de teşvik etti ki bugün bayramdır kurban kesin. Delle zalik işte bu hadis-i şerif delalet etti ki ala enne hükme mal ibnihi oğlunun malının hükmü hilafu malihi kendi malının hükmünün hilafınadır. Kendi mali başkadır, onun hükmü başka, oğlunun mali onun hükmü de başka. İkisi bir değil. Ma enne evlel eşyai bina. İşte bu rivayetleri gördük, okuduk, iki tarafta deliller getirdi. Bununla beraber bize layık olan hamlu hadi la tar ala hazel mana. Okuduğumuz hadislerin manasını buraya hamletmektir. Denne kitaballahi azze ve cel yedullu ala zalik. Allahu Teala'nın Kur'an'ı da buna delalet ediyor. Kâlallahu azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu Es-Sâhidu Billah. يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّ الْاُنْثَيِّ يُوصِيكُمْ عَلَيْكُمْ سَلَامْ Cenab-ı Hak vasiyet ediyor. يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِكُمْ evlada hakkında vasiyet ediyor evlatlarınız hakkında. ki لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّ الْاُنْثَيِّ erkeğe kadının, iki kadının hissesini verin. İki kadının hissesini bir erkeğe verin. İki kız varsa bunlar birer alıyor. Onların ikisinin hazzı bir olur. O kime olur? O erkek evladı olur. Böyle vasiyet ediyor. Böyle verir. Sümme kâle. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi buyurduktan sonra yine buyurdu ki vele ebeveyhi li kulli vâhidin minhüme sülüsü mimma terek. Adam öldü de anası babası var. Peki oğlu kızı varsa iki oğlu bir kızı alacak. Onu beyan etti. Bir de diyor ki anaya babaya da hisse var. Her birisine bir sülüs hisse var. Bir sülüs hisse var ise eğer oğlunun mali demek kendi mali değil ki oğlunun malından miras alıyor. Kendi mali olsa insan kendi malından miras mı alır? Oğlan da babanı malda onun. Oğlan öldüyse zaten babası mevcut mal onun. Bak ayeti kerimede işaret var ki mal babanın değil. Mal oğlanın da oğlanın malından baba sülüs hakkı ancak alıyor o kadar. Gerisi kime kalıyor? Evladına kalıyor. فَوَرَّسَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak varis kıldı غَيْرَ الْوَلَدِ veledin gayrisini evet مَعَ الْوَالِدِ valid ile beraber, anayla babayla مِنْ مَالِ الْاِبْنِ oğlum malında فَاسْتَحَالَ مُحَالْ oldu ki اَنْ يَكُونَ الْمَالِ peki valid ile beraber veletten başkası kim? Baba var, bir de oğlu var, bir de ana var ya bak فَلَبَوِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَسُولُسُ anaya da hisse verdi. Anayı ve oğlu var, babası da var, başka birisini daha miras yıkıldı. Bu da kim? Anası yani. Demek ki oğlunun mali babasının değil. فَاسْتَحَالَنْ يَكُونَ الْمَالُ لِلْأَبِي فِي حَيَاتِ الْاِبْنِ öyleyse muhal oldu ki اَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَالْ اُلَى لِلْاَبِي بَبَيَ فِي حَيَّاتِ الْاِبْنِ oğlunun sağlığında mal babasının ola. Bu da muhal oldu. Çünkü oğlu öldüğü gibi oğlun da miras alıyor. ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدُهُ لُغَيْرِلَبْ babanın mali. Baba öldükten sonra da bazısı gayrisinin olacak. Bir kısmı anasının olacak, bir kısmı da evlatlarının olacak. Öyle şey mi olur? Eğer babanın olsa babanındır. Başkasının da olması muhaldir. Öyleyse bu birinci zümrenin davası doğru değil. قال الله عز وجل Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdu min ba'di vasiyetin yusa biha evdeyn. Bu da neden sonra bu miraslar? Bu adamın vasiyeti varsa, vasiyeti tenfiz edildikten sonra, bir de borcu varsa, borç verildikten sonra biz zekeri müstehazzülün seyin. İki oğlan bir kıza var ama anaya babaya da sülüs var. Şimdi bir de vasiyet çıktı, bir de borç çıktı. فَجَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ Cenab-ı Hak kıldı. اَلْمَوَارِيْسَ لِلْوَالِدِ وَغَيْرِهِ Mirası babaya ve babasının gayrisini evlada kıldı. Neden sonra? بَعْدَ قَدَاءِ دَيْنِمْ borcu ödendikten sonra اِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتَ eğer ölü üzerine borç var ise وَبَعْدَ اِنْفَادِ وَسَّيَاهُ مِنْ سُلُسِ مَالِهِ bir de adamın vasiyeti varsa sülüsü malından o da tenfiz edilecek. Gerisi mirasçılar arasında teksim edilecek.
وَقَدْ اَجْمَعُوا اُلَمَا İsmail'e diler ki اَنَّ الْاَبَ baba لَا يُقُضَى مِنْ مَالِهِ babanın malından ödenmez deyini İbni oğlunun borcu. Oğlu borçlu öldü, mali yok. Fakat babası zengin, babasının malından alırdı öderler mi? Bir ihtimal yok. Babasının malına terhiz edilmez. Bunda müttefak, ittifak ediyorlar. Müttefakun aleyh. وَلَا يُنَفَّذُ وَسَايَ اَب۪يهِ مِنْ مَالِهِ babasının vesiyetleri de oğlunun malından tenfiz edilmez. Babasının vesiyetleri olsa, ölse oğluna derler mi ki gel babam vesiyetlerini tenfiz et. Yok. Eğer oğlun mali babasının olsaydı derdiler. Sen de senin malın da babandır. Baban vesiyetleri tenfiz et. Halbuki siz de diyorsunuz ki yok. Tenfiz edilmez. Tefizalike işte bu meselede olucudur. Ma bir hüküm ki قَدَّلَّ عَلَى مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimize delalet ediyor ki oğlun mali oğlundur, babanın mali babanındır, birisinin birisinde hakkı yoktur. وَقَدْ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar yine icma ilediler ki اَنَّ الْاِبْنَ اُغُلْ اِذَا مَلَكَ مَمْلُكَةً bir cariyeye malik olsa حَلَّ لَهُ اَنْ يَتَاهَا onu istifraş etmek ona helal olur. مِمَّنْ اَبَاهَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَتَهَا eğer nikah düşer bir kimse ise mesela cariye almış, yabancı bir de var ki hemşiresi köleymiş, almış. Anası cariyeymiş, köleymiş, almış. Hemşiresinin kızı cariyeymiş, almış. Almakla onun veti istifraşı ona helal olmaz ya. Yabancı olursa, nikah düşmeyen birisi ise. Evet. Dedi ki bu مِمَّنَ بَحْلَ اللّٰهُ زَوَجِلِّ وَتَعَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانِهِمْ bu ayet-i kerimede müminleri Cenab-ı Hak buyuruyor ki kendi ferşlerini muhafaza ederler. Yani zina etmezler. Şeriat döşeğinde kendi ailelerinin yanına giderler. Bir de kendilerinin elinde mülkleri olan cariyelerin yanına giderler. Başkasına gitmezler. Öyleyse فَلَوْ كَانَ مَالُهُ لِأَب۪يهِ eğer o oğlunun mali babasının olsaydı اِذَنْ لَحَّرُمَ عَلَيْهِ وَطْعُمَا كَسَبَ مِنَ الْجَوَارِ o oğlan cariyeler aldı ya, o cariyeler istifraş etmesi oğlanı haram olur. Niye? Sizin dediğinizi göre oğlanın mali babanın. Böyle olduğuna göre cariyeler de babanın, babasının cariyesini istifraş etmek haram olur diye. فَدَلَّ اَيْذَا bu da fedelle zalike iza bu da delalet etti alentifai milkil ebi limali ibni babanın oğlunun malında milki olmadığına delalet etti ve enne milkel ibni fihi sabitun oğlunun milki kendi malında sabittir buna delalet etti dune ebi babasının değildir kendi milkidir ve hada kavlu ebi hanife ve ebi yusuf ve muhammedin rahimehumullah işte üç imamın kavli budur. İçtihadi budur. İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in kavilleri de budur. Ente ve malüke le ebike hadisinin manasını izah etti. İnsan şimdi hadis okur ama hükmü anlamazsa yanlış meana verir. Ne demek bu? Ente ve malüke le ebike yani babası bir mal bir şey isterse oğlunun men etmemesi lazımdır. Yoksa oğlunun mali babasının değildir. Vallahu Teala alem. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة